Arkadaşlar merhabalar. Yarım açıya devam ediyorum. Konuyu aslında bölmemin sebebi sadece uzun olmasın diye, yoksa normal konu devam ediyor. Tan 2x'i bir hatırlayalım. Tanlı kodlu örnekler çözeceğiz daha çok şimdi ve sonra şekilde sorular. Tan 2x eşittir arkadaşlar. 2 tan x bölü 1 eksi tan kare x'tir. Bu formülü kullanacağız. Bize kotanjantı da sorsa arkadaşlar tanjanttan yararlanacağız. Onun için ekstra bir formül ezberlememize gerek yok. Şimdi tan 2x 3 bölü 4 olduğuna göre tan x ifadesinin değerini bulalım demiş. Şimdi tan 2x arkadaşlar nedir? 2 tan x bölü 1 eksi tan kare x. O zaman harf verelim, a olsun mesela. 2a bölü 1 eksi a kare 3 bölü 4 içler dışlar çarpımı 8a eşittir 3 eksi 3 a kare, buradan 3 a kare eks artı 8a eksi 3 eşittir 0 olmuş olacak. Şimdi çarpanlarını ayırırsak 3a diye ayırayım burayı. Burayı 3 eksi 1 diye 9a eksi 1'den gerçekten 8a yapıyor. O zaman 3a eksi 1 çarpı a artı 3 eşittir 0. A buradan 1 bölü 3 olur arkadaşlar. Çünkü 0 ile 90 arasında tanjant x pozitif olmak zorunda. A eksi 3, yani tanjant eksi 3 olamaz. Burada yalnız size bir şey daha söylemek istiyorum. Ben bu soruyu böyle yaptım ama birisini verdiğimizde diğeri sorulan trigonometrik değerlerde bir dik üçgen çizmiştim size. Ve orada demiştim ki eğer 2x dar açıysa, ki burada arkadaşlar 2x kesinlikle dar açı. Çünkü zaten x 0 ile 90 arasında 270 ile 300 60 arasında olma ihtimali yok veya 180 ile 270 arasında olma ihtimali yok. 2x'in haliyle pozitif olan bir şey mecburen tanjantta dar olmak zorunda eğer üçüncü bölge olmuyorsa. Ve uzatmayayım artık söyleyeyim. Eğer 2x'in dar açı olduğunu biliyorsanız arkadaşlar böyle bir dik üçgen çizme hakkınız var. Buna yapışık bir ikizkenar üçgen var. XX açıları, bunun dış açısı 2 hiçbir dıştan 2x olduğu için böyle bir dik üçgen. 3 bölü 4, o zaman burası 3, 4, hipotenüs 5, ikizkenar olduğu için 5. Böylece bakın tan x yine 3 bölü 9'dan 1 bölü 3 oldu. Bu da ekstra çözüm arkadaşlar, 2x'in dar olduğunu biliyorsak. Bakalım şimdi 2 kos kare x ve 1 var arkadaşlar. Güzel, o zaman şöyle tan 4x'e gideceğim ama önce bir tan 2x'e gidelim. Şimdi 2 kos kare x eksi 1. Öbür tarafa attım. 3 sin x çarpı cos x. Bu zaten arkadaşlar neye eşit? Cos 2x eşit. Güzel bir durum. Sin x çarpı cos x nedir? Sin 2x'in yarısıdır. O zaman bu da 3 bölü 2 çarpı sin 2x olur. 1 bölü 2 ile çarpınca. Haliyle arkadaşlar ben her iki tarafı cos 2x'e, hatta sin 2x'e böleyim önce bir. Her iki tarafı sin 2x'e bölsem bu kotanjant 2x yapmıyor mu? Kotanjant 2x 3 bölü 2 ise tanjant 2x ne olur? 2 bölü 3. Şimdi güzel. Tanjant 2x'i bulduğuma göre artık tan 4x'e giderim. 2 çarpı 2 bölü 3 bölü 1 eksi 2 bölü 3'ün karesi. 4 bölü 3. 1 eksi 4 bölü 9 olacak orası. O da ne yapıyor? 5 bölü 9. Bunlar gitti. Haliyle 12 bölü 5 oldu. Tan 2x gayet güzel bir soruydu, bakın bu da. Cos x eksi sin x 1 bölü kök 5 olduğuna göre tan x değerini bulalım. Şimdi cos'tan tan'a nasıl geçiş yapacağız arkadaşlar? Bir kere burada bakın her iki tarafın karesini bir alsak ne olacak, dikkat edin. Cos kare x artı sin kare x. Hatta şunu yazayım sonra sileyim. 2 sin x çarpı cos x de zaten bizim için artık ne? Sin 2x bu şekilde. Sin 2x orası. Burası 1. Karşısı 1 bölü 5. O zaman 4 bölü 5 eşittir ne oldu? Sin 2x oldu. Haliyle arkadaşlar eğer sin 2x 4 bölü 5 ise tan 2x nedir? Bakın şimdi x 0 ile pi bölü 4 arasıysa 2x de kesinlikle yine dar açıdır. Çünkü bir şeyin iki katını alırsanız bakın
Böyle. Eğer 2x'in dar açı olduğunu biliyorsanız yarım açıya gerek yok. Direkt bu üçgeni çizin. 4 burası, 5 burası, 3 burası. O zaman yine 5 burası. Tanjant x ne oldu arkadaşlar? Tanjant x soruluyordu bize. 4 bölü 8. Bu şekilde yani 1 bölü 2'ymiş. Bakın yarım açıdan yararlanarak yapmış olduk. 0, 2 alfa pi bölü 2 yani 2 alfa dar açıymış. 1 eksi tan kare alfa bölü 2 tan alfa eşittir 2 olduğuna göre cos 2 alfa nedir diyor. Bakın şimdi bu arkadaşlar aslında bizim öğrendiğimiz formülün tam tersi. Formülümüz böyleydi. O zaman ters çevirince 1 bölü 2 oldu. Bu da ne yaptı? Tan 2 alfa. Dediğim gibi eğer tan 2 alfa arkadaşlar dar açıysa 2 alfa böyle yapabiliriz. Alfa alfa şeklinde haliyle tan 2 alfa burası 1, burası 2. Şöyle kök 5. Bu şekilde burası kök 5. Ha, zaten bizden cos 2 alfa istiyormuş. Hiç bu muhabbetlere gerek yokmuş. O zaman cos 2 alfa direkt 2 bölü kök 5. Cos alfayı sorsa, tan alfayı sorsa onu da yapardık. Tan x 1 bölü 2 olduğuna göre tan 5x artı 3y. Şimdi 5x artı 3y. O zaman burada 2x fazlalık yani şunu tanjant 3x artı 3y diye yazarsak 2x bakın fazla oldu. 3x artı 3y de bu arada 3 ile çarparsak 3x artı 3y neye eşit olmuş oluyor? Şöyle 180'e çünkü x artı y 60 derece verilmiş. O zaman tanjant 180 artı 2x. Üçüncü bölgede tanjant pozitiftir. Tanjant 2x oldu. Tanjant x 1 bölü 2 verilmiş. Formülü yapalım o zaman. 2 çarpı 1 bölü 2 bölü 1 eksi 1 bölü 2'nin karesi. Buradan da 1 eksi 1 bölü 1, 1 eksi 3 bölü 4 oldu. Yani ters çevirince 4 bölü 3. Cevabımız 4 bölü 3 geldi arkadaşlar. Cos 1 bölü 2 arc tan 4 bölü 3 işleminin sonucu nedir diyor. Hemen alfa diyorum. O zaman arc tan 4 bölü 3 alfa ise tan alfa arkadaşlar 4 bölü 3'tür. Yapalım o zaman. Cos alfa bölü 2 sorulduğu için arkadaşlar tan alfa da 4 bölü 3. O zaman yine dik üçgeni çizdiğimiz zaman alfa burası alfa bölü 2 alfa bölü 2 olsun bu sefer. Haliyle 4, 3, 5 bu şekilde 5 oldu. 4, 8, 4 kök 5. Yani cos alfa bölü 2 de 8 bölü 4 kök 5 yaptı. 2 bölü kök 5. Bu şekilde eğer pozitif olduğu için dar olduğunu biliyorsak arkadaşlar dik üçgen çizip 2 alfa alfa mantığıyla yapabilirsiniz. Bu bayağı işimize yaradı bakın sorularda. Şimdi ne demiş? Sin 16 7 bölü 25 olduğuna göre sin 53'ün değeri nedir? Sin 53 arkadaşlar araya kaynamış bu yarım açı sinüsle alakalı ama yine de çözelim. Zaten artık yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Şekilli sorular gelecek bundan sonra. Yarım açıda. Bunu da çözeyim. Şimdi 53 kaça eşit arkadaşlar? Cos 37'ye eşit. Cos 37 ile sin 16'nın alakası ne? 37'nin 2 katı 74 ile 16'nın toplamı 90. Bakın bir alaka var. Demek ki bir yarım açı yapacağız. Yani cos 37'den hemen nereye gideyim? Bir pardon, kosinüs 76'ya gideyim. 74'e gideyim pardon. 2 cos kare 37 eksi 1 cos 74'e eşit. Bu a olsun şimdi bunu soruyor bize çünkü. 2a kare eksi 1 cos 74. O da neye eşit? Sin 16 yani 7 bölü 25'e eşit. Buradan da o zaman 2a kare eşittir. 25 7 daha 30, 32 bölü 25. 2'ye bölersek a kare 16 bölü 25. Haliyle ne olacak? A buradan 4 bölü 5. A şıkkı olmuş oldu. Neden eksi 4 bölü 5'i almadım? Sin 53 zaten garanti pozitif olduğunu bilmemiz lazım. Dar açı. Tan kare 75 artı 1 bölü tan 75. Şimdi burada şöyle güzel bir durum var. Ve zor bir durum var birazcık da. Formülde bakın aslında 1 eksi tan kare 75. Tan 75 falan olması lazım. Hiç alakası yok soruda o formülle. Tanjant formülüne hiç benzemiyor.
Haliyle arkadaşlar burada normal standart ben payda sin ve cos diye yazayım. Payda eşitleyeyim ondan sonra. Sin kare 75 bölü cos kare 75 artı 1. Böylece sin kare 75 artı cos kare 75 bölü cos kare 75. Aşağısı da sin 75 bölü cos 75. Şimdi cos 75'ler sadeleşti. Burada bir tane cos 75 kaldı. Sin kare 75 artı cos kare 75 zaten 1. O zaman arkadaşlar 1 bölü sin 75 çarpı cos 75 oldu bu. Eğer 2 olsaydı başında ki yok, o zaman yukarıya da yazalım. Ya da şöyle de diyebilirsiniz. Siz hocam böyle kafamız karışıyor derseniz. Sin 150 olması için 2 sin 75 cos 75 olacaktı. O zaman bu sin 150'nin yarısı. Sin 150'nin yarısı olunca da ters çevir. 2 bölü sin 150 oldu. Sin 150 zaten 1 bölü 2. Onu da ters çevirirsek cevap 4 olmuş oldu. Gayet güzel bir soru bakın. Sanki tanjant 2a'ya benziyormuş gibi ama hiç alakası olmadı çözümün. Şimdi arkadaşlar yarım açı sorularını bir de şekilli sorularda yapalım. Nasıl oluyormuş? Bunlarda ne yapacağız? Formüller tabii ki aynı. Yorumlarımızı geliştirmemiz gerekiyor. Hem de geometrik yorum yapacağız. Sin C'ye 1 bölü kök 3 verilmiş. İlk soru gayet kolay. Bakın ikizkenar bir üçgen. Tabana dik indirdiğiniz zaman aynı zamanda açıortaydı hatırlayın. Hem kenarı ikiye bölüyordu hem açıyı ikiye bölüyordu. Tabana da dikiniyor zaten. Böylece alfa alfa dedim. Sin C 1 bölü kök 3 olduğuna göre buraya 1 yazarsak, şuraya 1 yazarsak kök 3. Kök 3 karesini alırsak 3. 3 eksi 1'den 2. Burası kök 2. Burası da kök 2. Kot A soruluyor bize. Yani kot 2 alfa soruluyor. Ben önce tan alfayı, tan 2 alfayı bulayım. Sonra oraya geçiş yaparım. O zaman ne olacak? Tan alfa arkadaşlar. Kök 2. Formülümüz neydi hatırlayalım. 2 tan alfa bölü 1 eksi tan kare alfa. O zaman 2 çarpı kök 2 bölü 1 eksi kök 2'nin karesi ne yapıyor? 2. O zaman eksi 2 kök 2 oldu. Tan 2 alfa ters çevirirsek eksi 1 bölü 2 kök 2. 2 alfa verilmiş, alfa verilmiş. Sin alfa nedir diye soruluyor. Gayet güzel. Aslında birazcık da zor bir soru arkadaşlar. İşlemle uğraştıracak bizi. Yorumumuz basit, işlemler uğraştırıcı. İki yolla yapacağım. Geometrik çözümü çok güzel ama ona bir şey demiyorum. Biraz yani tam bir geometri çözümü olacak orası. Şimdi göstereyim. Bir. Buraya bakın bir x diyelim. Şimdi sin alfa sorulmuş arkadaşlar ama sin alfayı bilmem için benim bir AB'yi bilmem lazım ki Pisagor yapayım, hipotenüsü bulayım. Böylece 2 bölü hipotenüs diyeyim. O yüzden soruda arkadaşlar dikkat etmemiz gereken şey sin alfaya aldanmadan önce normal bir 2 alfa alfa arasında nasıl bağ kurarım? Bakın bunlar birer dik kenar. Dik kenardan yararlanarak da şöyle bir şey yapıyorum. Haliyle tan 2 alfa desem şuraya ben x bölü 5. Tan alfa da 2 bölü x. Bunu niye söyledim arkadaşlar? Soruda CB kenarı ile AB kenar arasında ilişki kurmak istiyorsam ve 2 alfa alfayı kullanmak istiyorsam anca böyle yapabilirim. Haliyle kullandım bakın daha sin alfaya gelmiyorum orayı hallederiz nasıl olsa deyip. Böylece tan 2 alfa nasıl yazılır? 4 bölü x bölü 1 eksi 4 bölü x kare. Bu neye eşit? X bölü 5'e. Düzenleyeyim o zaman. 4 bölü x, x kare eksi 4 bölü x kare. O zaman şu x'ler gitti. Ters çevirirsek 4x bölü x kare eksi 4 oldu. Aşağısı da x bölü 5 geldi. X'ler gitti. O zaman 20 eşittir x kare eksi 4'ten. X kare 24, x 2 kök 6. O zaman x 2 kök 6 ise 24, 8 daha 32. Demek ki hipotenüs de 4 kök 2 imiş. Artık sin alfa en kolay kısmı o yüzden sona bıraktım. 1 bölü 2 kök 2 eşitlikle çarparsak kök 2 bölü 4. Bakın bu şekilde gayet bizi uğraştırdı bu soru. Birinci yoldan böyle yaparım. İkinci yol geometrik bir çözüm olacak arkadaşlar. Bence yine güzel bir şey öğrenebilirsiniz. Lütfen dinleyin. Şöyle bir şey yapacağım. Geometride bazen kullanırız. Bu 2 alfa alfa. Şurayı alfa kadar uzatıyorum. Böyle yapmak zorunda değilsiniz ama güzel bir yorum öğrenmiş olun. Alfa diye uzattım burayı.
O zaman kendim simetrik yaptığım için 2 olacak burası. İkizkenar olacak. Pardon. Şunların ikisi ikizkenar çıktığı için birbirine eşit. Sonra bakın lütfen buraya. Burası 90 eksi alfa, gördünüz mü? Alfa 90, 90 eksi alfa. O zaman üçgenin iç açılar toplamı gereği zaten 90 eksi alfa, 2 alfa daha 90 artı alfa yapıyor. O zaman bu açının tamamı da arkadaşlar üçgenin iç açılarından 90 eksi alfa oldu. Yani üçgen ikizkenar bir üçgen oldu, 7 oldu. Haliyle 49 eksi 25'ten burası yine 24, 2 kök 6 gelmiş oldu. Bu şekilde bakın ikinci yolda görmesi kolay olmayan bir yol. Her türlü yapmış olduk bakın bu şekilde. Gayet iyi bir soruydu bu. Şekilde sorulardan ilk soru sağlam çıktı. İkinci soru pardon. Şimdi bir çember sorusu AB eşittir OC. O zaman bunlar birbirine eşit. Yarıçap zaten o zaman eşit. Hemen şimdi bağ kuralım aralarında. Bakın merkezden bir teğet dik indirirsem yarıçaptır ve burada hemen ne oldu? AOOD'nin iki katı, hipotenüs bir dik kenarın iki katıysa arkadaşlar 30 60 90 üçgenidir. Burası 120, yarıçaplar eşit. Teta zaten 30 dereceymiş. Bakın böylece tan teta ne oldu? 1 bölü kök 3, yani kök 3 bölü 3. Bu şekilde yapmış olduk soruyu. Ve burada yarım açı kullanmadık diyeceksiniz ama zaten arkadaşlar geometri bilgilerimiz iyi olsun. Bazen böyle trigonometride kullanacağız. Yarım açısız hiç soruyu temiz bir şekilde bakın yarım açı sorusu olmasına rağmen çözmüş olduk. Şekildeki ABC dik üçgeninde ABC 90 derece, BKKC'ye eşit. O zaman dik üçgende aman unutmayın, ikisi eşitse üçüncüsü de eşit. Muhteşem üçlü arkadaşlar. BCAB'nin 3 katıymış. O zaman şöyle kesirlerle uğraşmamak için ben buraya 6, buraya 2 diyeyim. Pisagor 36 artı 4 40 yapar. O zaman burası 2 kök 10. Yani kök 10, kök 10, kök 10 olsun. Sayı koyalım. Hiç böylece harflerle uğraşmamış olalım arkadaşlar. Bizden ne istiyor? Tan alfa. O zaman ikizkenar bir üçgen olduğu için tabana dik indirelim. Bakın alfa bölü 2, alfa bölü 2. Burası 1. Pisagor'dan o zaman yükseklik kırmızıyla çizdiğim 3 olacak. 10'dan 1 çıktı, 9 o yüzden. O zaman tan alfa bölü 2 1 bölü 3 oldu. 2 çarpı 1 bölü 3 bölü 1 eksi 1 bölü 3'ün karesi 1 bölü 9. O zaman 2 bölü 3 8 bölü 9. Buradan da gitti. 2 ile 8 sadeleşti, 4. 3 bölü 4 gelmiş oldu arkadaşlar tan alfa. Şekildeki ABC üçgeni AB diktir BC, yani dik üçgen verilmiş. BD 6 santim. O zaman 6, 8, 10'dan arkadaşlar burayı hemen yapalım. Tanjant CAD nedir diye soruluyor. Bakın şimdi burası ikizkenar üçgen olduğu için alfa alfa 2 alfa olacak zaten. Tanjant CAD nedir diye soruluyor. Şimdi tanjant CAD nedir derken zaten aslında burası soruluyor arkadaşlar. Yani yarım açıya falan sakın gitmeyin. Böylece tanjant alfa ne oldu? 8 bölü 16'dan 1 bölü 2. DC BC'ye eşitmiş. Dik üçgende DC AD'nin 4 katıymış. O zaman bakalım. DC'ye 4 birim diyeyim. AD böyle olsun. DC ile BC eşit olduğundan 4, 4 olacak. Hatta 3, 4, 5 üçgeninden burası da 3 olur. O zaman ikizkenar üçgen burası alfa. Burası da arkadaşlar ne yapıyor? Gördüğünüz gibi 180 eksi 2 alfa. Bunu niye özellikle yaptım? 180 eksi 2 alfanın ne güzel tanjantı, kotanjantı, sinüs falan her şeyi belli. O zaman ben buradan yararlanarak hemen bir tanjant 2 alfaya gideyim. Tanjant 2 alfa nedir arkadaşlar? Hatta şöyle yapalım. Kos 2 alfaya gidelim. Oradan sin alfayı bulmak daha güzel. Kos 2 alfa arkadaşlar nedir? 4 bölü 5. Doğru mu? Kos 180 eksi 2 alfa. Yanlış söyledim. Pardon. O zaman bu da ne yapar? Eksi kos 2 alfa 4 bölü 5 yapar. Şimdi arkadaşlar kos 2 alfa eksi 4 bölü 5. Yani geniş açı demek. Ama zaten arkadaşlar geniş açıda mevzu nedir?
Ha, gerçi şeye gideceğim. Pardon, affedersiniz. Burayı düzeltiyorum. Cos 2 alfadan sin 2 alfaya geçecektim ama zaten sin 2 alfayı değil sin alfayı istiyor. O zaman normal dümdüz yapıyorum. Cos 2 alfa neye eşitti? 1 eksi 2 sin kare alfa arkadaşlar. O zaman 2 sin kare alfa eşittir. Öbür tarafa attım. 9 bölü 5 yaptı. Her iki tarafı 2'ye bölersek 9 bölü 10 sin alfa buradan 3 bölü kök 10 gelecek. Çünkü alfa dar açı arkadaşlar. Bu şekilde sin alfanın da 3 bölü kök 10 olduğunu öğrenmiş olduk. Gayet iyi bir soruydu bu da. Ne verilmiş bakalım? ACB ABC'nin iki katı. Cos ACB nedir diye soruyor. Evet, güzel bir soru. Şimdi açı kenar. Açı kenar varsa bu sin teoremi aslında arkadaşlar. Yapıyorum bakın. 8 bölü sin 2 alfa eşittir. 5 bölü sin alfa. Bu soru da güzel bence. 5 bölü sin alfa. Şimdi sin 2 alfa gördüğüm yere 2 sin alfa kos alfa yazayım ki şuradaki sin alfalar sadeleşsin. 8 ile 2 4 sadeleşti. 4 bölü kos alfa 5 oldu. O zaman 4 bölü 5 eşittir kos alfa. Buradan nereye gideceğiz? Cos ACB'yi sorduğu için 2 kos kare alfa eksi 1 kos 2 alfadır. Bu da zaten ne yapıyor? 2 çarpı 16 bölü 25 eksi 1. 32 bölü 25'ten 1 çıkınca 7 bölü 25 kos 2 alfa olmuş oldu arkadaşlar. Gayet iyi bir soruydu. Hem sin teoremini de araya sokuşturmuş olduk bakın. Şekilde verilenlere göre kotağı kaçtır? Şimdi 4, 6, 9, 6, B, C bir sürü açı var görünüyor. Ama arkadaşlar bir büyüteyim şekli. Baya küçük bir şekil. Şimdi bir kere arkadaşlar burada biraz geometrik bir yorum da yapmanız gerekiyor ama açıkçası. Neden? Şimdi bakın tanjant B fark ettiyseniz 4 bölü 6. Tanjant C o da 6 bölü 9. Yani bunların ikisi de 2 bölü 3. Yani bunların ikisi de aynı açı. O yüzden buraya BB'yi yapıştırıyorum. Burası da B olsun o yüzden. Şimdi artık benden A'yı istiyor. İkizkenar bir üçgen. Tabana dik indiriyorum. Büyükçe şöyle çizeyim. Bakın şimdi B indirdim. A bölü 2 ve A bölü 2. Şimdi ben zaten tanjant B'nin ne olduğunu gördüm. 2 bölü 3. O zaman yazarım buraya 2. Buraya da yazarım 13. Böylece ne olur? Kotanjant A'yı sorduğu için önce tanjant A'yı bulurum. 2 tan A bölü 2 bölü 1 eksi tan kare A bölü 2 zaten o. Haliyle bu da nedir? 2 bölü 3'ün 3 bölü 2 pardon. 3 bölü 2'nin karesi aşağıya yani 9 bölü 4 yukarıya 3 bölü 2'nin 2 katı. 3 eksi eksi 5 bölü 4. Buradan da eksi 12 bölü 5 tan 2a arkadaşlar tan a pardon benden kotağı istediği için eksi 5 bölü 12 olmuş oldu. ABC ikizkenar dik üçgendir. BDEC'ye eşit DE'nin 2 katı. O zaman kesirlerle ben hiç uğraşmayayım. Buraya 4 diyeyim. Buraya 4 diyeyim. Burası da 2 olsun. 4, 4, 8, 2, 10. Burası 5 kök 2. Burası da 5 kök 2 olsun. Kök ve kesirlerle çok da uğraşmamaya çalışalım. Şimdi tanjant beta nedir diye soruyor arkadaşlar. Burada dikkat ederseniz ikizkenar bir dik üçgen. 45, 4, 5, 5 kök 2. 45, 4, 5 kök 2. O zaman bunlar eşit. Kenar eşit. Aradaki açı eşit. Bunlar da eşittir. İkizkenar üçgendir. Şöyle. O zaman mecburen ikizkenar üçgen olduğu için tabana dik indiririm. 1, 1 olur. Dik üçgen olduğu için, ikizkenar dik üçgen olduğu için 5 kök 2 5. Şu yüksekliğin de 5 olduğunu unutmayın. O zaman tanjant beta bölü 2 aynı zamanda açıortaydır yükseklik ikizkenar üçgende. 1 bölü 5 oldu. Haliyle 2 bölü 5 bölü 1 eksi 1 bölü 25. O zaman 2 bölü 5 bölü 24 bölü 25. 5'ler gitti. 2 ile 24 sadeleşti. 12. 5 bölü 12 geldi arkadaşlar. Sorunun cevabı tanjant beta. O son kısım bir dakika çıkmamış olabilir. Şöyle küçülteyim. Şu şekilde arkadaşlar. Şu işlem kısmı demin muhtemelen çıkmadı orada. Göstermiş olayım. Şu şekilde bakın. Şimdi artık son sorumuz
yarım açıyı kapatıyoruz arkadaşlar. Neredeyse bir saat vaktimizi aldı yarım açı. Bu kadar da beklemiyordum ama bayağı bir soru koydum. Çok fazla soru çeşidi olduğu için çöze çöze bir saatte yarım açıyı hallettik anca. Ama diğer taraftan bayağı bir iş hallettik arkadaşlar. Çünkü yarım açı sinkosu ayrı, tan ayrı, bunların karışık örnekleri ayrı, yorumlar ayrı. Bir de üzerine şekilli soruları da çözdüm. KNNM yayına eşitmiş. Tamam. Yaylar eşitse burası da teta diye söyleyelim. Lazım olur belki soruda. MLN teta, LM 12, yarıçap 10'muş. Bizden tan tetayı istiyor. O zaman hemen şöyle yaparım. Yarıçaplar eşittir çemberde. Böylece bakın tabana dikindiririm. 6, 6, 8. Tan 2 teta arkadaşlar ne geldi? 8 bölü 6'dan 4 bölü 3. O zaman dar açı olduğu için hemen dik üçgeni çizerim. Şöyle 2 teta. Buralar teta teta ezber şekil. Tan 2 teta 4 bölü 3. 3, 4, 5 üçgeni. Böylece tan teta ne oldu? 4 bölü 8. Yani 1 bölü 2. Son soruyu da böyle bakın. Pratik yarım açı bilgisini kullanarak yaptık. Bu şekilde arkadaşlar yarım açıyı da sonlandırmış oldum. İyi çalışmalar. Tekrar testleri çözeceğim trigonometride. Oralarda görüşürüz arkadaşlar.